Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 23 günde TET üçgenler kampımızın 13. gününe gelmiş bulunuyoruz. Evet, bu videoda da TET'ten merkeze testimizi çözmüş olacağız. Kamp nasıl gidiyor? Umarım beğeniyorsunuzdur. Ee, şimdi şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi her videoda açıkçası işte bir video bir gün olarak bakıyoruz ya. İsteyen tabii ki beklemek zorunda değil kampın bitimini bekleyip tamamen baştan başlayıp. E, kampa devam edecek arkadaşlar da elbet olacaktır hatta ben onlar için kamp bittikten sonra tek video şeklinde 23 günlük kampın e, tek videosunu da paylaşacağım yani isteyen e, gün gün gider isteyen tek videoda e, en azından kaldığı yeri not alarak devam edebilir tamam bunu da bahsedeyim e, şu an 13. gündeyiz yaklaşık 10 günümüz kaldı. Ne ara geçti ben de anlamadım açıkçası. İşte buradan da anlıyoruz ki zaman çok çabuk geçiyor ve bu zamanı çok verimli hale getirmemiz gerekiyor. Tamam, o zaman hadi hep beraber videoya geçiş yapabiliriz. Teğetten merkeze testimizin birinci sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Zaten benzer soruları dün çözmüştük ve Çözdüğümüz soruların en azından farklı versiyonlarını da bugün çözeceğiz ve ilk soruyla devam edelim. Evet. Ne görüyorsunuz? 42 derece, 76 derece, 46 derece, 54 derece. Bu bir dörtgen. Şekildeki en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar, önce bizim açıları yazmamız gerekiyor. 42 ile 76'yı topladım. Ne yapar? 118 yapar, değil mi? 118. O zaman buraya da ben kaç derece yazabilirim? Tavşanımızı yazarız. 62'den e, tavşanı yaptık. Peki 46 ile 54'ü ne yaptım? Topladım. 100 yaptı. O zaman D açısına da 80 derece yazdım. Şimdi biz konu olarak ne öğrenmiştik? En büyük açının karşısında her zaman en uzun kenar vardır dedik. Ama baktığımızda 76 en büyük açı pardon 80 derece en büyük açı ikisine baktığımızda 80'in karşısı BC diyor. Bakalım gerçekten de BC çıkacak mı? Ne yapıyorduk arkadaşlar bizim burada? Üçgenleri isimlendiriyorduk. Gelin şöyle bu birinci üçgen olsun. Bu ikinci üçgen olsun. Şimdi birinci üçgenin sıralamasını yapalım. Birinci üçgende en büyük açımız 76 olduğu için karşısında AC var. AC uzunluğu büyüktür. Sonra 62'nin karşısında AB var. AB uzunluğundan o da büyüktür. 42'nin karşısında BC var. BC'yi de yazmış oldum. Peki ikinci üçgene gelelim arkadaşlar. İkinci üçgende ne görüyoruz? 80 derece en büyük kenar. 80'in karşısında BC var. Büyüktür. Sonra 54 derece daha büyük BD var. 54'ü gören. Sonra en son ise 46 dereceyi DC görüyor. Şimdi bu sıralamaları yaptık. Peki bu sıralamaları yaptıktan sonra Sonuçta bizim ikinci üçgenimizde en uzun kenarımız BC diyor değil mi? Fakat birinci üçgende BC'den daha büyük ne var arkadaşlar? Hatta en büyük AC var. Demek ki doğru cevabımız en uzun kenar olarak AC'ymiş. Anlaşıldı mı? Öyle hemen balıklama büyük açının üzerine atlamıyoruz. Tamam. Mesela burada devam etseydi örnek veriyorum burada bir tane daha üçgen çizseydi bu sefer üçüncü üçgen şeklinde böyle devam edecekti. Yani sana kaç tane üçgen verirse versin sırayı bozmuyorsun. Tamam. Evet. Birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuza gelelim. Şöyle bir yaklaştıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci soruda ne var? Bir bilinen, iki bilinmeyen var. Bilinen, biz her zaman ülke olarak mazlumun yanındayız. Yani bu bir tane ya, tek başına olduğu için tek başına 9'u ortaya yazdık. X artı 1, 3X. 3X daha büyük olduğu için 3x'ten neyi çıkartıyorum? x artı 1'i paranteze dikkat. Eksi x, eksi 1 diyorum. Bak parantez içinde çıkartıyorum. Tabi mutlak değer yazmaya gerek yok. 3x daha büyük olduğunu biliyoruz zaten. Toplamlar nedir arkadaşlar? 4x artı 1. Peki ben bunu düzenlesem. Şurada 2x, eksi 1, küçüktür 9 geldi bir tane. Bir de buradan 9 küçüktür 4x artı 1 geldi. Hatırlarsanız bir, bir öyle bir böyle yapıyorduk. Bak bir şöyle yapıyorduk. Bir de böyle yapıyorduk değil mi? Neyse çizmeye gerek yok. Bunları söylemiştik. Peki 2x küçüktür 10 geldi. x küçüktür 5 mi? Peki biri karşıya yolladım. 8 küçüktür 4x'ten. x neyden büyük? 2'den büyük. Bak şimdi 2 tane elinde değer var. x 2'den büyük. x 5'ten küçük. O zaman ben bunu tek denklemde yazabilir miyim? x 2'den büyüktü. 5'ten küçüktü. Fakat ben en büyük tam sayı değeri. Çevrenin en büyük tam sayı değeri soruluyor. Peki arkadaşlar. x'in burada en büyük değeri nedir? 4'tür. Eğer ben gidip 4'ü yazarsam olacaklardan ben sorumlu değilim valla. Çünkü niye? Dün de bundan bahsetmiştik. Sana çevre soruluyorsa x'in tam sayı olup olmadığı hakkında bir bilgi verilmediği için o yüzden sen çevreyi önce yazacaksın. Çevre ne diyordu? 4x artı 10. Bak topladım. 4x artı 10. Peki sen buraya 4 yazarsan bak 16, 10 da 26. Var mı bakayım şıklarda? Yok. İşte bahsettiğim olay bu böyle buraya kadar gelip aa nerede yanlış yaptım demek yerine bizim her zaman bakın şurayı bastırıyorum çevreye benzetmemiz gerekiyor sıralamayı. O zaman benzetelim arkadaşlar. X yazıyor burada. 4X var. 4 ile çarpıyorum. Biraz aşağıya alacağım. 4 ile çarpıp 10 ekleyeceğim. 8, 4X, 20. 10 ekledim. 18, 4X artı 10, 30 mu? Peki şu an içerisi çevre oldu mu? Oldu. 18 ile 30 arasında çevrenin alabileceği değerler varmış. Peki arkadaşlar bizden en büyüğü sorulduğu için 30 30'a kadar 18 ile 30 arasında en büyük tam sayı değerimiz nedir? 29'dur. Demek ki cevabımız şöyle şuradan gösterelim 29'muş. Anlaşıldı mı? Geçiyorum ikinci sorumuzu. Üçüncü sorumuza gelebiliriz. Üçüncü sorumuz pratik bir soru. Fakat şurada bir şeyden bahsedeceğim. Bak sorunun üzerinde ne yazıyor? ABC çeşitkenar. Çeşitkenar ne demek arkadaşlar? bütün kenarları farklı olan üçgene çeşit kenar üçgen diyorum. Tamam. O zaman ben gelip şunu söyleyebilir miyim? Normalde biz x aralığını x ortaya yazdığımızda bilinmeyen olduğu için 4 ile 6'nın farkı 2 toplamları 10. Yalnız ben buradan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani 10'a kadar olan sayıları yazdım ama adam bana diyor ki çeşit kenar. Yani 4 ve 6 x'e eşit olmayacak. E 4 ve 6'yı çıkarttığımda aman dikkat Bak 1, 2, 3, 4, 5 değer olmuş oldu. O zaman cevabımız A seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Eğer onlar olmasaydı 7, bak ışıklarda da 7 var. Aman dikkat diyorum. Çeşit kenar demek bütün kenarları farklı olan üçgen demektir. Geçiyorum. Şöyle bir dördüncü soru, yeni nesil bir soru. Şekil 1'de uzunlukları verilen 3 çubukla... Bir dakika... Bir su molası. 3 çubukla bir üçgen oluşturulmak isteniyor. Yeşil ve mavi çubuklar birleştirildikten sonra kırmızı çubuğun uzun olduğu fark ediliyor. Ve kırmızı çubuk iki parçaya ayrılarak şekil 2'deki üçgen oluşturuluyor. Oluşturulsun. Oluşturulan üçgenin çevresi tam sayı olduğuna göre. Bak burada bir bilgi veriyor bana. Oluşturulan üçgenin çevresi tam sayı olduğuna göre. Kırmızı çubuğun kullanılmayan parçasının uzunluk en az kaçtır diyor. En az. Bak. Burada en az bilgisi var. O zaman şunu yapabilir miyiz arkadaşlar? Yeşilde 3 var. Mavide 8 var. Bu 17. Ben gelip şuraya x desem. Şurası 17 eksi x mi oldu? Tamam. Şimdi ben önce şu x'i bir aralığa yazalım. Bak bilinmeyen olarak aralığa yazdım. 3 ile 8'in farkı 5. Toplamı nedir arkadaşlar? 11. Değil mi? Bunu yazdım. Peki burada bizim 5 ile 11 arasındaki değerlere baktığımızda şuranın en az olması için bak buranın en az olması için şu x'in en fazla olması gerekiyor. Doğru mu? O zaman x'i en fazla verebileceğim şey 10 değil mi tam sayı olarak? Çünkü üçgenin çevresi tam sayıdır dediği için 8 tam sayı 3 tam sayı bu x'in de tam sayı olması gerekiyor. X'e en fazla 10 verdiğinde 17'den 10'u çıkarttığımda o zaman cevabımız yani en az şuradaki miktarımız 7 olmuş oldu. O zaman cevap C seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani tamamen bir yorum sorusu aslında. Şurada en az ve en fazlayı yorumlamak gerekiyor. Tamam mı? 5. sorumuzu pardon bu kaç? 4. 2 tane mi 4 yazmışım ya? Evet. Neyse sağlık olsun. Size bir şey olmasın. Böyle ufak tefek şeyler oluyor. PDF'i de ben hazırlıyorum, ben kontrol ediyorum, videoyu ben çekiyorum, kapağı ben yapıyorum. Neyse tek tek başına bazen zor oluyor ama eğlenceli. Evet. Şekilde ABC bir dik üçgen, şey ABC bir üçgen. Normalde 5. sorumuz ama 4'ün e, tekrarı gibi. BAC 70 derece 70 derece 40 bak 70 70 şey 70 40 110 şuraya da kaç derece yazabilirim 70 derece yazabilirim e bu sayede şöyle bir ikiz kenarlık yakaladık mı yakaladık sonra tamamına baktığımızda 70 40 daha 110 e bu 40'ın yanında da 30 yazacağız ki B açısı da 70 olsun peki B açısının 70 derece olması bize bir de AC ile BC'nin eşitliğini verir mi verir peki iki tane eşitlik bulduk Sonra buna göre BC AC eşit diyor mu? Bak BC AC eşit. Evet doğru. AB ile BD eşit diyor mu? AB ile BD bu da doğru. BC küçüktür AB. BC nerede? Şurada. AB nerede? Tamam. Peki BC'yi kaç derece görüyor? 70 derece. Küçüktür. AB'yi kaç derece görüyor? 40 derece. Doğru mu? Peki 70 40'tan küçük müdür? Hayır. 70 40'tan daha büyüktür. Şöyle bir kontrol edeyim de bak BC 70'i görüyor. AB'de 40 dereceye görüyor. Evet. Yanlış. Yalnız 1 ve 2. Evet 1 ve 2. Yalnız yok. 1 ve 2 olacak cevabımız. Tamam mı arkadaşlar? Öncü sorusuydu. Geçiyorum. Beşinci soruma. Şöyle biraz yaklaşalım soruya. Evet. Şimdi ne gördük? ABC bir üçgen. ABC 25 derece verilmiş. ACB 35 derece. EDCAB uzunluklar yazıyor. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi şıklara göre gidelim aslında. Önce şu teklileri görüyorsunuz. Toplamlar değil de B büyüktür E, C büyüktür D, A büyüktür E. Bunlara bakalım. Bak şimdi önce açılarımı yazayım. Bak ikiz kenarı görüyorsun E, E'den dolayı. 25 ise burası 25. 2 iç bir dıştan da ne yaptım? 50 mi yazdım? 2 iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir şey eşittir. Peki DD'yi gördün. DD. Bak DD'yi yazalım. Şurada ikiz kenarlık var. 35 ise burası 35. Topladım 70. 2 iç bir dıştan 70'i buraya yazdım. Şimdi 50, 70, 120. Buraya 60 derece kaldı. Öncelikle C büyüktür D. C ile D'nin aynı üçgen içinde olduğu yer neresi? C ile D. Bak A, B, E üçgeni. Görebildik mi? Hatta şöyle göstereyim. C ile D. Peki C 70'i görüyor. Aynı üçgende. D 25'i görüyor. Bak C 70 dedim. D 25. Peki C 70 25'ten büyük mü? Büyük. Doğru. Sonra B büyüktür E. B ile E'ye baktım. B burası. E nerede? Şurada. Peki bu sefer E'nin karşısında 35 derece var. B'nin karşısında 50 derece var. Bak B'nin karşısında 50. E'de 35. 50-35'ten büyük mü? Evet büyük. D seçeneği de doğru. A'ya şey, A büyüktür E'ye bakalım. E seçeneğine bakıyorum. A, D, E üçgenine bakacağım. içeriye. Peki A'yı 60 derece görüyor. E'yi ne görüyor? 70 derece görüyor. Peki arkadaşlar 60-70'ten daha büyük mü? Hayır. Aslında yanlış olanı biz şu an ne yaptık? Bulmuş olduk. Anlaşıldı mı? Şöyle işaretleyebiliriz. Hadi gelin diğerlerine de bakalım. A artı E büyüktür D. A artı E bu değil mi? Karşısında 60 ile 25'i topladım. 85 var. E D'nin karşısında ne var? Aynı üçgen içinde şu ABE'ye bakıyorum. 25 var. 85, 25'ten hayli hayli büyüktür. A artı D. Bak A artı D şurası. B de burası. A artı D'de 60 ile 35'i topladım. 95 var. Zaten geniş açı bu. B açısında şey işte B'nin kar karşısında da 50 derece var. 95 50'den her türlü büyüktür. Cevabımız E seçeneği gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? 6. sorumuz. Şimdi bak burada üçgende açılarda bir özellik öğrenmiştik. Hemen onu gösterelim arkadaşlar. Demiştik ki bir üçgende açı ortaylar içeride kesişirse bak açı ortaylar şurada içeride kesişirse bir de dışarıda kesişirse olayı vardı. Demiştik ki şuraya alfa diyelim. Şurada açı ortayımız var. Tepe açısı A olsun. Burada da açı ortayın var. Alfa 90 artı tepe bölü 2 demiştik. Doğru mu? Dışarıda kesişirse çıkartıyorduk. İçeride kesişirse topluyorduk. Buradaki olduğu gibi. Peki ben burada sonuçta şu açının D açısının bak D açısı eşittir. 90 artı A açısı bölü 2. Peki 90 dereceden daha büyük olduğu gözükmüyor mu burada? Gözüküyor. D açısı büyüktür 90 dereceden. Peki geniş açı olduğunu söyleyebiliyorsam örneğin D 90 derece olsaydı ise diyelim bak. Ben sonuçta şuraya 90 derece desem 5 7 x Pisagor'dan kök, kök içinde 25 artı 49 bak 25 artı 5'in karesi 7'nin karesi 49 topladığımda ne yapıyor? 60 74 mü? Kök 74 geliyor. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? E, 90'dan büyükse x kök 74'ten daha büyüktür. Tamam. En küçük tam sayı değeri bak 74'ten daha büyüksün. Tam sayı olarak 81 vardı mı yakınında? Çünkü 74'ten yukarıya çıkacağım. En küçük tam sayıyı söyleyeceğim. 81 olduğu için kök 81 de nedir? Yanlış çizdim. Kök 81 de 9'dur. O zaman doğru cevabımız D seçeneğe geldi. Anlaşıldı mı? Bakın bu bir yorum sorusudur. Çok 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 dikkat edilmesi gereken soru. Asıl olayımız şurası. Yani soruyu çözmeden önce bunu yorumlayıp D'nin 90 dereceden daha büyük olduğunu bulup sonra D 90 derece olsaydı kök 74'ten daha büyük da, kök 74'e eşit olacaktı ama 90 dereceden daha büyük olduğu için kök 74'ten daha büyüktür. En küçük tam sayı değerimiz ise kök 81'dir. Tamam mı? Geçiyorum. 7. sorumuz. Hiç bakmadım ama inşallah şöyle durmamıştır. Şöyle bir göstereyim en azından. Aynen. İnşallah şöyle falan çözmemişizdir. Geçiyorum. Yedinci sorumuz. Şimdi bak yedinci sorumuzda ne görüyorsunuz? 5A-3, 3A artı 5, 14. Üçgenin çevresinin alabileceği en küçük tam sayıdır. Bak yine çevre dediği için en iyisi biz şöyle çevre eşittir diyelim. 8A artı 16. 8A artı 16'yı yazalım. Tamam. Şimdi bunu yazdık. Yani telefon hiç durmuyor ya. Sürekli bildirim sürekli bildirim. Neyse. 7. 7. soruda bak çevreye yazdım. Eminim sizin de başınıza geliyordur. ABC üçgeninin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi bak ben burada 14'ü biliyorum ama diğer ikisini bilmiyorum değil mi? En iyisi biz 14'ü bir ortaya yazalım. Şöyle. Ve 14'ü ortaya yazarken 5A 3'ün 3A artı 5'ten daha büyük olduğunu görebiliyoruz değil mi? Yalnız bir de şurada şu bilgimiz var. Onu unutmayalım. 5A 5 katı olduğu için A'nın 3A 3 katı. O zaman 5A-3'den bunu çıkarttığımda ne gelecek? 2A-3-5-8. Bunu bir yazdım. Sonra toplamları ne olacak arkadaşlar? 8A artı 2 olacak. Sol tarafa çıkarttık. Sağ tarafa topladık. Peki bu burada dursun. Bir de şu bilgiyi yazalım. Ne diyor? B açısı C açısından daha küçük diyor. B açısının karşısında ne görüyorsun? 3A artı 5'i görüyorsun. Küçüktür. C açısının karşısında ne görüyorsun? 5A-3. 5A-3. Bunu bir düzenleyelim arkadaşlar. Ne olacak buradan da? 3A'yı karşıya negatif olarak aldığımda 2A. 3'ü karşıya pozitif olarak aldığımda 8. A 4'ten büyük geldi mi? Geldi bak. Bu burada dursun. Şimdi şunu yapalım. Önce şu sarı bölgeyi yapacağım. Sonra devam edeceğim. 8'i karşıya yolladım arkadaşlar. 2A küçüktür 22. A 11'den küçük mü geldi? 111 değil 11. Peki bu sefer sağ tarafa gidiyorum. Bak şu kısma bakacağım. 2'yi karşıya negatif olarak yolladığımda 12 küçüktür 8 a ise hepsi 4'e bölünüyor. 3 küçüktür 2 a ise a 3 bölü 2'den ne geldi? Büyük geldi. Tamam Şimdi bak bulduklarımızı işaretleyelim. a 4'ten büyük. a 11'den küçük. a 3 bölü 2'den küçük. Şey büyük pardon. Bunları düzenleyelim arkadaşlar. Benim normalde a'yı ortaya yazdığımda ne yazmam gerekiyordu? 4 ile 11 arasında bak 4 ile 11 arasında söyleyebiliyorum. Yalnız A'nın yeni değeri 3 bölü 2'den daha büyük olacakmış. Yani 4'ten değil 3 bölü 2'den. Peki yazalım. Bak biraz şöyle yukarıya gidelim. A değeri 3 bölü 2'den neye kadar? Ee, 11'e kadar. Peki bana ne sormuştu? 8a artı 16 çevrenin en küçük tam sayı değerini sormuştu. O zaman ben gelip ne yapabilirim arkadaşlar? Önce 8 ile çarpacağım. 8 ile çarptığınızda ne olur arkadaşlar? Burası 12. Çünkü 2 ile 8 sadece işte 4, 4 kere 3 12. Burası 8a 88. Bir de 16 ekliyorum arkadaşlar. Burası ne olacak? Ee, doğru mu yaptık bir dakika? Doğru yapmadık ya. Nerede hata yaptık? Şurada hata yaptık. A 3 bölü 2'den büyüktür. A 4'ten büyüktür. Şimdi yukarıya doğru çıktığı için niye düzenliyorum ki? Aynen. Önceki sorularda yaptığımız işlemin aslında aynısını yaparken burada almamamız gerekiyordu. Çünkü A 3 bölü 2'den büyüktür. A 4'ten büyüktür. A zaten 4'ten büyüktür. Yukarıya doğru çıkıyor bak 11'e doğru. O yüzden şurayı değil bakın arkadaşlar. İyi bari erkenden fark ettik. Bak burayı değil Direkt şunun üzerinde yapacağız. 8 katını aldım. 32. 8A. 88. 16 ekledim. 48. 8A artı 16. 16 ekledim. Ne olur arkadaşlar? 104 mü? Evet. 104. Peki 48 ile 104 arasında çevremiz var mı? Var. Peki bana en küçük tam sayı değeri sorulduğu için 48'den büyük en küçük tam sayı değerimiz 49'dur. Tamam mı arkadaşlar? Evet şöyle bir yine geriden bakayım. Doğru yaptık değil mi? Evet, doğru yaptık. Dediğim gibi şu A'nın 3 bölü 2'den büyük olması sadece bilgi olarak verildi. Çünkü sayı yukarıya doğru çıktığı için biz zaten 4'ten daha büyük olduğunu biliyoruz. Yani bu bilgi sadece hani verilmek için verilmiş diyelim. Tamam. 7. sorumuz bu şekildeydi. Geçiyorum 8. sorumuza. 8. sorumuza bir yaklaşalım. Ne görüyorsunuz? Bir ikizkenar üçgen var. Ve şu bilgi bizim için önemli. BAC açısı yani şu tepedeki açı 60 dereceli 90 derece arasında. Peki ben önce bunu 60 kabul etsem, hani yapıyorduk ya eşit yapıp kabul edip sonra büyüktür veya küçüktür diyorduk. 60 kabul etsem, x'in 6 olduğunu söyleyebiliyor muyum? Ama 60'tan daha küçükse x o zaman 6'dan küçük. Yani gelip buraya 6 yazacağım. X bu ortada. 90 olsaydı, bak siliyorum. Bu 90 olmuş olsaydı, 6 6 6 kök 2 olacaktı. Demek ki burası da 6 kök 2'den daha küçük olacak. Tamam mı? 6'dan büyük 6 kök için, 6 kök 2'den daha küçük. Diyor ki x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Peki, tam sayı değerlerinin toplamı dediği için aslında köklü yazsak daha iyi olur. Kök 36 yazdım buraya. 6 kök 2'yi köke çevirirsem kök 72 mi olur arkadaşlar? Evet. Peki, ben bu kök 72 ile kök 36 arasında Örnek veriyorum 7 yazsam 49 içinde. 8 yazsam 64 içinde. 9 yazsam 81 içinde değil. Demek ki 2 tane değerim varmış ve bu iki tam sayı değerinin toplamı sorulmuş. 7 ile 8'i topladınız arkadaşlar. Kardeşlerim diyecektim bak. 15. Sevgili kardeşlerim. Şimdi 15 cevabımız E. Sedat Peker gibi giriş yapacaktım bak. 8. sorunun cevabı E seçeneği geldi. Tamam? 9. sorumuza geçebiliriz. Yok mu böyle hemen bir anda? Sahne değiştirip konuşmam. ÖSYM'ye böyle. Açık açık her şeyi söylemem. Sonra ters kelepçe. Şimdi Meriç'in elinde mavi, kırmızı, yeşil renkli kağıtlardan kestiği birer tane üçgen var. Bak şimdi bu cümleyi iyi anlayalım. Şimdi mavi, kırmızı, yeşil renkli kağıtlardan kestiği birer tane üçgen var. Kırmızıyı şöyle çizdim. Sonra ne dedi? Mavi mi dedi? Maviyi de yapalım. Bir de yeşil varmış. Bir de yeşil alalım. Oradan bir yeşil rica edecektim. Evet. Yeşilimizi de çizdim. Bak şimdi. Bana diyor ki bu üçgenlerin birer kenarlarını bir cetvelin üzerine koymuş ve iki köşesinin denk geldiği noktalara o üçgenin rengiyle aynı renge boyamıştır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Hatta aynı renkle yapalım hepsini. Şimdi birden bak kırmızıya bakıyorum. 7'ye kadar 6 birimim var. Bak şuradan 6 birimim var. Bir kenarına 6 yazdım. Sonra maviye geçtim. 2'den 10'a kadar kaç birim var burada? 8 birim var. 10-2'den. Peki 8'i de şuraya yazdım. Sonra yeşile geldim. 5'ten 8'e kadar. Kaç birim var burada? 3 birim var. Bir kenarda 3 yazdım. Şimdi siyah kalemimi alayım. Kenarları bilmiyoruz. A yazdım, B yazdım, C yazdım, D yazdım, E yazdım, F yazdım. Şimdi diyor ki buna göre Meriç'in elindeki üçgenlerin çevreleri toplamını alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar. Şimdi biz çevre yazarken bak şöyle şöyle yazsak biraz daha küçültebiliriz. Sadece üçgenlere bakacağız. Evet biraz küçültelim arkadaşlar. Reji hemen ilgilen tamam. Bak şimdi A ile B 6 var. Ben normalde 6'yı ortaya yazsam farkları sol tarafa toplamları sağ tarafa değil mi? Şimdi çevre için bana toplamları gerekiyor. O yüzden sol tarafı yazmıyorum. Bak 8'i yazdım. C artı D. 3'ü yazdım. E artı F. Şimdi bak bizim için önemli olan yer aslında tam şu sağ taraf. Çünkü sen gelip e, çevreleri toplamının en küçük tam sayı değeri sorulduğu için bu kırmızı üçgenin çevresi için A artı B artı 6 lazım değil mi? Hemen üst tarafa 6 ekledim. Bak A artı B artı 6 sola da ekledim 12. Alt tarafa da 8 ekleyeceğim. Çünkü çevresinde 8 eksik. C artı D bak C artı D var. Bir de 8 ekliyorum. Sol tarafa da 8 ekleyeceğim 16. Aşağıya geldim 3 Tabii ki 3 değil. Bir tane daha 3 ekleyeceğiz. 6, E artı, F artı 3. Yani ne yaptık arkadaşlar? Sol tarafa örnek veriyorum bir kenarımız 6 ya 6 eklemiş olduk. Bir kenarımız 8 ya 8 ekledik. Bir kenarımız 3, 3 ekledik. Şimdi çevre, çevre, çevre oldu. Peki çevreleri toplamı dediği için sağ taraf çevreler toplamı oluyor. Tamam mı? Benim için önemli olan sol taraf. Topladığımızda ne olur arkadaşlar? 34 mi geliyor? Evet. 20, 28, 34. Peki... Çevreler 34'ten büyükse en küçük tam sayı değerimiz 35 değil midir arkadaşlar? Evet 35'tir. Demek ki cevabımız 35 geldi. Anlaşıldı mı? 9. sorumuz da bu şekildeydi. Gelelim son sorumuza 10. sorumuza. Evet biraz yaklaşalım. Bu en beğendiğim soru tarzlarından biridir. Dörtgenlerde çok fazla karşımıza çıkacak bu kısım. Ama açık kenar bağıntısı çözümü olduğu için açı kenardan da çözmek istedim. Bunun içinde de bu soru tarzı önemli çünkü. En küçük tam sayı değeri nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar bu bir üçgen verilmiş ve sadece bak sadece AF ile bakın AF ile FC eşit. Bir de BE ile ED eşit verilmiş. BE ile ED eşit verilmiş. Yani aslında şu AC ile BD'nin orta noktalarıymış E ve F. Peki biz şunu yapabilir miyiz? Gelip ben e noktasından bakın E noktasından şöyle DC'ye paralel olacak şekilde bir doğru çizsem orta tabanı sağlıyor mu? Bakın E noktasından paralel çizdim DC'ye ve bu sayede kırmızılar birbirine eşit olduğu için şu parçayla bu parçada birbirine ne olacak? Eşit olacak. İstersek şöyle iki çizgi yapabiliriz. Peki bu sayede orta taban bana ne söyler? 10 burası 5 mi geldi? Peki devam ediyorum. Diyorum ki bir de F ile bak F noktası orta noktaydı. Bir de burada K diyelim hadi. K noktası da orta nokta. Ben bu ikisini birleştirirsem orta noktalar bak sağda da mavilere baktığınızda orta nokta. Aşağıdaki iki çizgilere baktığınızda orta nokta. Orta noktalar birleştiğinde bu sefer turuncular mı paralel oldu? Bak çizdiğim elimle çizdiğim turuncular paralel oldu. Hadi buna da şöyle iki tane yapalım. Peki o zaman bu 18 ise burası da 9 gelir mi? Orta tabandan. Tamam. İşte şu içerideki bak sarıyla boyadığım yeri gördünüz mü? Bir kenarında 5 var. Bir kenarında 9 var. X'i ortaya yazdığımda 9 ile 5'in farkı 4. Toplamı 14 mü? En küçük tam sayı değeri nedir? 4'ten büyük en küçük tam sayı değerimiz nedir arkadaşlar? 5'tir. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Evet bu da son sorumuzdur. Ee, ve bu son sorumuz da tabii ki şöyle bir genel, genel bir bakalım neler yapmışız. Evet bayağı çözdük ya. Sonra açı ortaya geçeceğiz. Son sorumuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle hemen e, vedalaşalım. E, eğer beğendiyseniz videoya beğeni bırakıp e, tamamen güzel bir yorum atıp destek amaçlı e, destekleyebilirsiniz. E, gönlünüzden ne kopuyorsa derler ya. Evet. Bu şekilde 13. Günümüzü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Yarın 14. Günümüze geçeceğiz. O en sevdiğim, umarım sizin de sevdiğiniz açıortay ortay konusuna geçmiş olacağız. Dediğim gibi ben çok seviyorum açıortayı ortayı çünkü. Her yerde var. Yani bir geometri sorusu bir deneme sorusuna başladığınızda açı ortay olma ihtimali çok yüksek. Yani o sorunun açı ortay çözümüyle ilgili olması çok 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 ihtimal yüksek. O yüzden sevdiğim konular arasındadır. En sevdiğim konular arasındadır. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.